Sayın İl Başkanım, insan hakları mücadelesinde yoldaşlık etmekten onur duyduğum değerli İzmir örgütümüzün sevgili temsilcileri ve ekranları başında sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen, dinleyen, hak temelli Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısını tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak için verdiğimiz mücadeleye ortak olan değerli vatandaşlarımız, Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin imzalanması ve kabul edilişinin 72. yılında İzmir'den sizlere sesleniyoruz. Değerli vatandaşlarımız, sevgili basın mensubu arkadaşlarımız, sahip olduğumuz hakların kilometre taşı olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 72. yılındayız. Beyannamenin kabulünün yıl dönümünde ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğunu söyleyebilmekten, COVID-19 salgınında sağlıklı yaşam hakkımızı kullanabilmekten ne yazık ki çok uzaklardayız. İçinde yaşadığımız tek adam rejimi hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu meşrulaştırmaya çalışarak çarpık, çürümüş bir sistem haline gelmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra tek adam rejiminin yarattığı 20 Temmuz sivil darbesiyle birlikte ülkemizde hak ihlalleri katlanarak artmıştır. Ülkemizde hak ve özgürlüklerin karnesi, eşit, özgür ve adil bir dünya için mücadele eden bizler ve hak savunucular açısından hak etmediğimiz bir utanç tablosuna dönüşmüştür. Şimdi birkaç örnekle neden utanç tablosu dediğimi sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye maalesef dünyada özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Son 10 yılda hak ve özgürlüklerin en çok gerilediği ülke konumuna düşürülmüştür. Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 2020 yılında 128 ülke arasında 107. sıraya geriletilmiştir. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hak ihlalleri nedeniyle yapılan başvurularda 9250 başvuru ile maalesef ikinci sırada yer almaktadır. Barış bildirisine imza atan akademisyenlerin düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin haklarının ihlal edildiğine ilişkin Temmuz 2019 ayında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara rağmen OHAL Komisyonu tarafından hala görevlerine iade edilmemiş olması, KYK ile ihraç edildikten sonra haklarında soruşturma açılan, soruşturmanın tamamlanması ile takipsiz kararı verilen ya da davalarda beraat ederek kararları kesinleşen akademisyenlerimiz, ihraç edilen vatandaşlarımız yargı önünde aklanmış olmasına rağmen yargı kararları hiçe sayılarak görevlerine OHAL Komisyonu tarafından iade edilmemekte ve çoklu hak ihlalleri ile baş başa bırakılmış durumdadırlar. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan ve 37. Olağan Kurultayımızda delegelerin tamamı tarafından imzalanan 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde yer aldığı üzere bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ihlallere iktidarımızda son vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki iktidarımız döneminde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecektir. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecektir. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde çözülecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadeleden ödün verilmeksizin sürdürülecektir. Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kadın erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi sağlık hakkından yaşam hakkına, eğitim hakkından barınma hakkına kadar uzanan
temel haklarımızın önündeki erişim engellerinin kaldırılmasının ve insan haklarını ihlallerinin önlenmesinin güvencesidir. İşte bu güvence ile diyoruz ki saray iktidarı unutmamalıdır. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Dokunulmaz, devredilmez, ertelenemez olan temel hak ve hürriyetler hiç kimsenin, hiçbir rejimin ya da hiçbir iktidarın geri alması mümkün değildir. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor. İnsanca, eşit, özgür, adil bir dünyada hep birlikte yaşamak umuduyla herkesi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Soru sormak isteyen var mı arkadaşlar basın mensuplarından? Yok. Teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz arkadaşlar.